Dostlarım videoma hoş geldiniz. Bu videomda doğru bir oyun bilgisayarı A'dan Z'ye nasıl toplanır bunları sizlere göstereceğim. Kendinize güzel bir çay kahve hazırlayın gelin. Çünkü ilk maddeyle başlamak istiyorum. Dostlarım birinci maddemiz ekran kartının farklı versiyonlarının olduğunu veya şu an var olan bir ekran kartı modelinin farklı versiyonunun ilerleyen zamanlarda çıkacağını bilmemiz gerekiyor. Yani Nvidia şu anda son zamanlarda piyasada sevilen ekran kartı modellerinin farklı versiyonlarını çıkartmaya başladı. Bunu neden yapıyor? Bakın şu anda arkamda Asus Dual White Edition çok güzel bir ekran kartı. Zaten Asus dual serisini seviyoruz. Kendi klasmanında çok başarılı işler yapıyor. Soğutma tarafında da performans tarafında da. Ve şu anda elimde RTX 3060 bir ekran kartı var. Uzaktan baktığımız zaman bu ekran kartı ne? Bir RTX 3060. Ve biz bugün ne biliyoruz? RTX 3060 ekran kartı 1080p çözünürlükte çok iyi bir performans veriyor. Ama bizim bildiğimiz, tanıdığımız ekran kartı RTX 3060 12 GB. Elimizde ise 1080p'de çok iyi iş yapan ve hazır sistem içerisinde fiyat performans avantajı varsa direkt gözünüz kapalı alabileceğiniz RTX 3060 ama 8 GB'lık ekran kartı var. Yani bu ekran kartının tek farkı 12 GB 3060'la 8 GB 3060'la arasındaki tek fark buradaki bellek miktarı değil arkadaşlar. GPU gücü yani FPS performansı da kısmış. Yani 8 GB'lik versiyon 3060 12 GB'lik versiyonla oranla FPS anlamında da oldukça geride bir ekran kartı. Ha bu ekran kartı alınır mı? 1080p'de çok iyi iş yapıyor. Gözün kapalı alabilirsin. Hazır sistemde fiyat performans avantajı varsa. Ama biz burada ne yapacağız? Bileceğiz. Neyin ne olduğunu bileceğiz. Çünkü Nvidia burada 3060'ın bir popülerliği olduğu için 3050 Ti ekran kartı çıkartmak yerine ki bence bu ekran kartın adı 3050 Ti'dir. 3050 Ti çıkartmak yerine buradaki RTX 3060 isminden yararlanıp 3060 ama 8 GB diye bir ekran kartı piyasaya sürmüş. Anladınız mı mevzuyu? Çünkü 3060 adı altında bunu satmak daha kolayken 3050 Ti adı altında bunu satmak bir miktar daha zorlaşıyor. Ama tekrar vurguluyorum bir fiyat performans sistemi içerisinde veya bir indirimde bu ekran kartını gördünüz. Almayın demiyorum rahatlıkla alabilirsiniz. Çünkü bu ekran kartının da performansı 1080p'de çok iyi. Ama şunu bilmeniz gerekiyor ki 12 GB'lık versiyon çok daha başarılı. Ne yapacağız? Bilinçli bir kullanıcı olarak bunları araştıracağız. Şimdi girin ikinci maddemize. Şimdi ikinci maddemiz işlemcinin ekran kartına darboğaz yapması. İşlemcinin ekran kartına darboğaz yapması konusu o kadar önemli ki arkadaşlar eğer bu doğrultuda buna dikkat etmeden bir sistem toplarsanız o sistemin hiçbir önemi bulunmuyor. Çünkü bugün günümüzde oyunlar o kadar güçlendi ki oyunlar tek başına sadece ekran kartı bana yeter diyemiyor. Hatta işlemcinin önemine 3. maddede geleceğiz. Ama bugün dar boğaz konusu bir oyuncu bilgisayarı toplarken bakmamız gereken en önemli konu. Çünkü o sistem içerisinde 1080p çözünürlüklü bir monitörüm var diyelim. Çünkü dar boğaz konusunda çözünürlük önemli. Çözünürlük arttıkça yük işlemciye değil de ekran kartına biner. Ama çözünürlük düştüğü için sistem yani çözünürlüğü düşürmeye kalktığın zaman sistemde FPS artmak ister. Artmak isteyince bu sefer işlemciye yük biner. Kabaca anlatıyorum. Ve bu doğrultuda 1080p monitöre sahipsen ve RTX 3060 ekran kartı kullanıyorsan ki güzel bir ikili. 1080p'de güzel iş yapan bir ekran kartı. Ama o sistem içerisinde arkadaşlar sen gidip de bu ekran kartının hakkını verecek bir işlemci kullanmazsan o sistemden asla ve asla bu ekran kartının performansını alamazsın. Peki ne anlatmak istiyorum burada? Bakın darboğazı şöyle örneklendireceğim sizi. RTX 3060 ekran kartı aldın. Bu ekran kartının gücü 100 birim olsun. Tamam mı? Ama gittin sistemde bu ekran kartının tam karşılığını vermeyen, bilinçsiz bir şekilde 80 birim güce sahip bir işlemci aldın diyelim. Bu ekran kartı oyuna girdiğin zaman işlemciye 100 birimlik bir güç aktaracak. İşlemci 80 birim olduğu için bu ekran kartının 20 birimini karşılayamayacak. İşte burada 20 birimlik bir kayıp ortaya çıkacak. İşlemci ekran kartına %20 darboğaz yaptığı anlamına geliyor. İşte bu doğrultuda 3060 kullanıyorsun ama %20 darboğaz olduğu için ne oluyor? Aslında 3060 ekran kartım var zannediyorsun. Ama yanlış bir kombinasyon yüzünden o sistemden 3050 performansı alıyorsun. Bakın şu anda karşımıza bir test koydum ve testte RTX 3060 12 GB'lık ekran kartını kullandım. Bir tarafta Ryzen 5 3600, bir tarafta ise Ryzen 5 5600X işlemciyi koydum. 3600 bulunan sistemde FPS'lerin 3600X'e oranla ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. Çünkü Ryzen 5 3600'lü sistem RTX 3060 ekran kartına darboğaz yapıyor. Hemen orada ekran kartının kullanım değerine. Bakın GPU kısmına geldiğimiz zaman daha demin bahsettiğim gibi GPU kısmında, GPU ortalama kısmında Ryzen 5 5600X'e oranla Ryzen 5 3600'deki ortalama kullanım değeri 5600X'ten daha düşük. 5600 de ortalama kullanım değeri, ekran kartı kullanım değeri %90'ların üzerindeyken 95, 96, 97 iken 3600'lü sistemde 80'lere düşüyor, 70'lere düşüyor. İşte burada yanlış işlemciden ötürü sistemden olması gereken performansı alamıyorsunuz. Peki hangi işlemciyle hangi ekran kartını kullanacağız? Burada sizlere şunu kullan bunu kullan diyemem çünkü yüzlerce işlemci, yüzlerce ekran kartı var. Ne yapmanız gerekiyor? Donanım her şeyi foruma geleceksin. Arkadaşlar çözünürlüğüm 1080p, ekran kartım 3060, 3070, 4070, 4080, 4090 fark etmez. Bu ekran kartıyla bu çözünürlükte hangi işlemciyle maksimum performansı alabilirim diye eğer donanım şey forumda konu açarsan oradan da en iyi tavsiyeyi sana yapacaklardır. Donanım şey forum kestirme bir yer. Oradan girip bütün sorularını sorabilirsin. Ama darboğaz konusu önemli. Ekran kartına denk gelecek güçlü bir işlemci kullanmak önemli. Burada çözünürlük de önemli. Yani hangi çözünürlükte hangi ekran kartı, hangi işlemci kullanmalısın. Bunlar önemli şeyler. Şimdi üçüncü maddemiz oyunlar o kadar güçlendi ki arkadaşlar işlemcimizin önemi çok çok fazla ortaya çıkmaya başladı. Bakın darboğaz konusunda bahsettim dedim ki güçlü bir ekran kartıyla güçlü bir işlemci ortalama bir ekran kartıyla ortalama bir işlemci kullanmanız gerektiğinden bahsettim. Ama burada bir diğer nokta ise arkadaşlar oyunlar çok fazla güçlendi. Yapay zeka fizikler her şey çok değişti çok gelişti ve burada oyun sadece ekran kartı üzerinden beslenmiyor. Ayrıyeten de güçlü bir işlemcinin çok daha güçlü bir işlemcinin çok daha yüksek teknolojiye sahip bir işlemciye sahipsen oyunlar daha da yüksek FPS verebiliyor. Mesela bugün şu an günümüzde eğer sen rekabetçi oyunları oynuyorsan, Valorant CS:GO gibi oyunları oynuyorsan bu gibi oyunlarda ön bellek, işlemcinin ön belleği çok daha fazla önem arz ediyor. Yani eğer amacın sadece rekabetçi oyunlarsa ön belleği yüksek bir işlemci tercih ettiğinde normal sistemlere, normal işlemcilere oranla ekran kartın aynı olsa bile o sistemden çok daha yüksek FPS alabiliyorsun. Mesela bugün Ryzen 5 5500 işlemci 16 MB'lık L3 ön belleğe sahip. Ama Ryzen 5 5600 bir tık üstündeki işlemci 32 MB'lık L3 ön belleğe sahip. Ve iki kat daha fazla L3 ön belleğe sahip olduğu için rekabetçi oyunlarda özellikle Valorant gibi oyunlarda Ryzen 5500'e oranla çok ama çok daha yüksek FPS alabiliyor. O kadar yüksek ki bazı yerlerde bu fark %60 seviyesinde daha yukarıya çıkıyor. Yani ekran kartın aynı. Ekran kartın aynı, aynı ekran kartı. Ama işlemci teknolojinin daha yüksek diye o oyunda çok daha yüksek FPS alabiliyorsun. Bu neyden kaynaklanıyor? Artık günümüzdeki oyunlar çok güçlü. Ve bundan ötürü oyunlar sadece ekran kartı teknolojisiyle yetinmiyor. İşlemci teknolojisi olarak da yeni teknolojilere açık ve bu yeni teknolojileri de kullanıyor. Yani senin güncel bir kere kullanmış olduğun işlemcinin güncel olması gerekiyor. Güncel güçlü bir mimari olması gerekiyor. Bakın burası önemli. Eğer güçlü bir mimariye yani onun için burada incelemeleri izlemen gerekiyor. Güncel güçlü bir mimariye sahip değilsen istersen ön belleğin 100 kat daha fazla olsun. Verim alamadıktan sonra bunun bir önemi yok. Dostlarım geldik dördüncü maddemizi anakartlarımızın güç beslemesi. Bakın burada bir istisnai durum var. Fiyat performans sistemlerde bütçemiz yetmediği için veya da bir çok ciddi indirimli bir sistem gördüğümüz için buradaki anakartlara çok fazla özen göstermiyoruz. Özellikle düşük TDP'li işlemcilerde mesela Ryzen 5 5600 oradan çıkıyoruz. İşte 3100 Intel tarafında i3, i5 bu tarz düşük TDP'li işlemcilerde tabi günceldeki DDR5 işlemcilerden bahsetmiyorum. Onların i5 işlemcileri bile yüksek TDP'ye sahip. İşte bu noktada 65 watt'lık 45 watt'lık TDP'ye sahip bir işlemci kullanıyorsak burada fiyat performans giriş segment bir anakart kullanmamızda bir sakınca yok. O işlemciyle o anakart üzerinden maksimum verimi alabiliriz. Burada bir sakınca yok. Ama iş yüksek TDP'li, yüksek güç tüketimine sahip bir işlemciye geldiği zaman işte bu noktada bu işlemciye tam anlamıyla güç sağlayabilecek bir anakart kullanmak zorundayız. Eğer burada yüksek güç tüketimine sahip bir işlemci kullandığımızda ve yüksek güç beslemesine sahip bir anakart kullanmadığımızda bu sefer bileşenlerin anakart üzerindeki anakartın kendine ait komponentlerinde ekstradan ısınmalar, ekstradan yüklenmeler ve buna bağlı olarak da çünkü ısının olduğu yerde performans kaybı oluşur. İşlem tarafında tam performansı alamayız ve çok nadir vakalarda, çok aşırı nadir vakalarda ise anakart bozulmalarına kadar gidebiliyor. İşte burada işlemcimiz eğer yüksek TDP'ye sahipse, yüksek güç tüketiyorsa bu noktada anakartımızın da yüksek güç beslemesine sahip olması gerekiyor. Mesela şu anda elimde Asus B650 Plus Wi-Fi anakart bulunuyor. Bu videomuzun sponsoru Asus olduğu için bu anakartı göstermiyorum. Şu an kendi sistemimde bu anakartı kullanıyorum. Hatta şöyle sana ben bir göstereyim. Ve sistem içerisinde 7950X 3D işlemci bulunuyor bu anakartla birlikte. Ben şu an bu anakartla bırakın 7800X3D, 7950X3D işlemciyle tam performansı alıyorum ve anakart bileşenlerinde herhangi bir kritik bir ısınma, kritik bir problem ortaya çıkmıyor. Rahatlıkla kullanabiliyorum. Çünkü burada yüksek güç beslemesi, MOSFET'ler, MOSFET'lerin üzerinde ise iri iri soğutucular bulunması sistemden tam performans almamızı olanak tanıyor. Zaten biraz sonra göstereceğim sıcaklık etkenleri sistemde her zaman performans düşüklüğüne sebep verecektir. Onun için burada eğer yüksek bir işlemci kullanıyorsak çok fazla ucuza kaçmadan bilinçli bir şekilde yüksek güç beslemesi, yüksek soğutma sistemine sahip, kaliteli bileşenlere sahip bir anakart kullanmak üst seviye bir sistemlerde gerçekten önem arz ediyor. Şimdi 5. maddemiz PCIe Express ara birim farkları. PCIe Express 3.0 var, 4.0 var ya şu anda güncelde en yüksek PCIe Express hattı hangisi arkadaşlar? PCIe Express 5.0. Mesela ben hızlı bir şekilde göstereyim. Asus ROG Maximus Z790 Hero anakart. Bu anakart üzerinde ne var? PCIe Express 5.0 hattı var. Peki buradaki PCIe Express 3.0, 4.0, 5.0 ne işe yarıyor? Bir kere biz şunu biliyoruz. M.2 SSD okuma ve yazma hızlarını bu etkiliyor. PCIe Express 3.0'da 3500 MB maksimum değeri PCI Express 4.0'da 7000 MB maksimum değeri ve PCI Express 5.0'da ise 10, saniyede 15 GB'lık maksimum okuma yazma değerlerini görebiliyoruz. Bir kere bize okuma yazma tarafında M.2 SSD'lerde bu avantajı sağlıyor. Peki oyun tarafında nasıl bir avantaj sağlıyor? Bakın oyun tarafında biz şunu bir kere açık açık konuşalım. Bugün elimizdeki ekran kartımız RTX 3060 ve bu ekran kartına Nvidia özellikle demiş ki PC Express 4.0 destekliyor. Peki bu ekran kartı PC Express 3.0 olsaydı biz bunun performansını alamayacak mıyız? Veya biz bu anakartı PC Express 3.0 bir anakarta şöyle bakıyorum. Mesela Asus Prime B450 MK veya MK2 anakart PC Express 3.0 ekran kartı hattını destekliyor. Ama ekran kartımız PC Express 4.0. Şimdi ben bu ekran kartıyla bu anakartı kullanamayacak mıyım? Bu anakartın arkadaşlar ekran kartı yuvası X16 uzunluğunda. X16 desteğini sağlamakta. Tamam mı? PCI Express de kendi içerisinde ayrılıyor. PCI Express 3.0, PCI Express 4.0 ve PCI Express 5.0 ara birimleri. Altta PCI Express X4 yani M.2 SSD için olan uyumluluk. PCI Express X8, X16 diye ayrılıyor. Eğer sen ekran kartı desteğinde bu karta X16 desteği verdiysen bu kart PC Express 3.0 X16 ara biriminde de PC Express 4.0 X16 ara biriminde de PC Express 5.0 X16 ara biriminde de aynı performansı vermeye devam ediyor. Çünkü bunun sağlamış olduğu gücün band genişliği Halen da PCI Express 3.0 X16 ara birimi için fazlasıyla yeterli geliyor. Mesela örnek vereyim daha agresif bir örnek vereyim. PCI Express 3.0 X16 birimini destekleyen ama PCI Express 4.0 desteği olan RTX 3090 Ti testi yapmıştık hatırlayın. Birinde X570 anakart kullanmıştık PCI Express 4.0 desteği için. Birinde ise B450 bir anakart kullanmıştık orada PCI Express 3.0 desteği için. Ve iki anakartta da neredeyse FPS kaybı yoktu. Yani daha düşük kartlara geldiğimiz zaman PCI Express 3.0'da da 4.0'da da bir performans kaybı oluşmayacaktır. Ama İstisnai bir durum var. Şimdi AMD özellikle hem anakart chipseti hem işlemci üretiminde hem de ekran kartı üretiminde bulunduğu için anakartlarını veya ekran kartlarını veya o chipseti sattırmak için farklı farklı hileli yöntemlere başvurabiliyor. En büyük örneklerden bir tanesi ise RX 6500 XT ekran kartı. Bu ekran kartı PCI Express 4.0 desteği sağlıyor. Aynı bunun gibi. Ama o ekran kartı bunun gibi X8 veya X16 desteği sunmuyor. X4 desteği sunuyor. Yani M.2 SSD'nin bulunduğu destek var ya, o hızlar var ya o hızları sunuyor. Ve o hızlarda arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Bir ekran kartını X4 ara birimine sıkıştırdığın anda PCI Express 3.0 yeterli gelmiyor. Çünkü X4 ara birimi çok kısır bir ara birim. X8 veya X16 ara birimleri çok daha yüksek band genişliği sağlıyor. İşte bu doğrultuda sen Aries 6500 XT ekran kartını PCI Express 4.0 X4 ara biriminde kullandığın zaman o ekran kartının maksimum verimini alabiliyorsun. İşte Aries 6500 XT ekran kartı X4 desteği sağladığı için PCI Express 3.0 mı, PCI Express 4.0 mı hangisinin kullanıldığı çok önem arz ediyor. Çünkü PCI Express 3.0 X4 ara birimi PCI Express 3 3.0 X4 ara birimini oranla 2 kat daha fazla band genişliği sağlıyor. Ve PCI 3 3.0 X4 ara biriminde 6500 XT'nin tam performansı ortaya çıkmıyor. Bunu AMD neden yapsın? Tabii ki de PCI 4.0 destekli anakartlarını sattırmak için. Ama ben bugün Alice 6500 XT için PCI 4.0 bir anakart almak ister miyim? Sırf bu ekran kartı için. Hayır. Çünkü çok önemli bir ekran kartı değil. Yani AMD'nin bu hamlesi başarısız oldu. Şunu söylemeye çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda böyle ekran kartları gelebilir veya artık ekran kartları iyice güçleniyor. Bir noktadan sonra PCI Express 4.0 hattı da gerekli olacak. Yani her şeyde PCI Express 3.0 olacak diye bir şey yok. X16 ara birimine sahip olsa bile bir noktadan sonra artık PCI Express 3.0 hattı da gereksiz olacak. Yani yetersiz olacak pardon. Mesela Aris 5090 ekran kartının veya 5080 ekran kartının ben PCI Express 3.0 X16 ara biriminde yeterli gelmeyeceğini, PCI Express 4.0 X16 biriminde yeterli geleceğini düşünenlerdenim. Onun için ilerleyen zamanlarda çıkacak ekran kartları içinde güncel anakartlar veya hileli ekran kartları içinde güncel anakartlar gerekiyor. Birazcık da ama burası önemli. Dostlarım sıradaki maddemiz RAM konusu. Bakın RAM'ler sistemlerdeki işlemci ve ekran kartı kadar önemli. Bugün şu an günümüzde iki çeşit oyuncu bilgisayarı var. Bunlardan bir tanesi APU tabanlı oyuncu bilgisayarları. Bir diğeri ise normal oyuncu bilgisayarları. Şimdi normal oyuncu bilgisayarı burada bir kalsın. APU tabanlı oyuncu bilgisayarına gelmek istiyorum. Bakın APU tabanlı oyuncu bilgisayarlarında AMD'nin APU işlemcileri bulunuyor. Ve bu APU işlemciler içerisinde güçlü de dahili bir ekran kartı var. Ama harici ekran kartlarında bir şey var. Bak geliyorsun ne yazıyor? 8 GB GDDR6. Yani bunda bir video bellek var. Video RAM var. Peki Apu sistemlerde zaten küçücük bir işlemci. O küçücük işlemciye video belleği, video RAM'i nereye koyuyorlar? Nereye? Apu işlemcilerde dahil ekran kartına bu belleği nereye koyuyorlar? Koyamıyorlar. İşte Apu oyuncu bilgisayarları o ekran kartı gücünü, bellek gücünü RAM'lerden alıyor. Bir apu sistemde olmazsa olmaz şartımız ne? O apu sistemde arkadaşlar mutlaka ama mutlaka tek modül RAM değil de çift modül RAM kullanmanız gerekiyor. Çünkü Apo oyuncu bilgisayarlarında normal oyuncu bilgisayarlarına oranla Burası için de önemli. Ama normal oyuncu bilgisayarlarına oranla Apo oyuncu bilgisayarlarında tek modül RAM yerine çift modül RAM kullandığınız zaman sistemin oyun performansı iki katına çıkıyor. İki katına. Yani o sistemde tek modül RAM olduğunu düşün. 50 FPS alıyorsa, RAM'i çıkartıp yani tek modül 16 GB olsun oradaki RAM'i çıkart 8 artı 8 dual kanalı yaptığınız zaman o sistem 50 FPS'lerine 100 FPS vermeye başlıyor. Apo oyuncu bilgisayarlarında çift modül kullanmak zorundayız. Orada ne kadar yüksek frekansa sahip bir RAM kullanırsanız ne kadar düşük bir gecikme değeri yani ne kadar düşük bir CRE değerine sahip RAM kullanırsanız yine oyun performansını da o kadar yukarıya çıkartıyor. Şimdi geldik normal oyuncu bilgisayarlarına. Normal oyuncu bilgisayarlarında yine aynı şekilde çift modül RAM kullanmak zorundayız. Çünkü normal oyuncu bilgisayarlarında da APU sistem ne kadar olmasa da Çift modül RAM kullanmak sistemin oyun performansını %10 seviyesinde arttırıyor. Yani bir sistemde Normal oyuncu bilgisayarında, harici ekran kartı olan oyuncu bilgisayarında tek modül RAM kullandığın zaman o sistem 100 FPS veriyorsa o RAM'i çift modül şekilde yani iki parça halinde sistemde kullandığın zaman o sistem 100 FPS değil de bu sefer 110 FPS veriyor. Oyun performans tarafında da çift modül RAM her sistemde çok güzel performans sağlıyor. Yine aynı şekilde yüksek frekans kullanmak normal harici ekran kartına sahip sistemlerde de çok fazla önem arz ediyor. Ama burada bir istisna var. Fiyat performans oranı çok yüksek bir sistem gördüm. Ya o sistem içerisinde ise çift modül değil de tek modül RAM var. E bunu almayacak mısın? E sistem piyasaya göre çok çok ucuz. Bunu almayalım mı? Ne yapalım? Hayır alabilirsin. Ne yaparsın? İlerleyen zamanlarda sistemdeki o RAM'in var ya tek modül RAM var ya o RAM'i satarsın. Yerine çift modül bir RAM alabilirsin. Yani bunları da değerlendirebilirsin. Ama burada şunun bilincinde olmanı istiyorum. Çift modül kullanırsan Apo oyun bilgisayarlarında oyun performansı çıldırıyor. Ama normal harici ekran kartına sahip sistemlerde ise bu kadar artmıyor. Ama yine de çok ciddi bir artış oluyor. Yani çift modül RAM kullanacağız ve yüksek frekansı tercih edeceğiz. Dostlarım sıradaki maddemiz artık sistemlerimizde M.2 SSD'miz olsa bile hard disk kullanmayacağız. Çünkü hard diskler o sistem içerisinde boot ederken bile sistemin geç açılmasına sebep oluşturuyor. Yani o sistemde hard diskin bir kafası var. O kafa o diskleri okumaya çalışıyor falan filan derken hard diskin gecikme süreleri çok yüksek. Eğer depolama tarafında 2 terabaytlık bir hard disk alıyorsan 2 terabayt bir hard disk almak yerine 1 terabaytlık 2.5 inçlik veya bir M.2 SSD almak 1 terabaytlık bir M.2 SSD almak çok daha mantıklı. Mesela 5 512 GB'lık bir M.2 SSD aldın sonra M.2 SSD'nin doldu. Dedin ki ben ucuzdan bir hard disk alayım ve gittin Forza Horizon 5 oyununu hard diske yükledin. E Forza Horizon 5 çok hızlı bir oyun, akıyor gidiyor. E bu sefer ne olacak? Hard diskin yavaş olduğu için ilerleyen kaplamalarda ilerleyen grafiklerde geç yüklenme olacağı için sistemde kaplamalar geç yüklenmeye başlayacak hard ötürü bu sefer oyunda yer yer drop yiyebilirsin. Yani şu an itibariyle en yavaş teknolojilerden bir tanesi. Tabii ki de bunu render alıyorsan, video düzenliyorsan, arşiv yapman gerekiyorsa tabii ki de hard disk alıp kullanacaksın. Biz de kullanıyoruz. Ama bir oyuncu sisteminde artık hard diski bitirelim. 2 terabaytlık bir hard disk almak yerine 1 terabayt bir M.2 SSD almak çok daha mantıklı bir hareket. Bu da ufak ama önemli bir detaydı. Bundan bahsetmek istedim. Şimdi sıradaki maddemiz power supply darboğazı. Ya power supply darboğazı ne anlama geliyor? Hemen hızlı bir şekilde bahsedeyim. Bakın bir sistem oluştururken veya bir sistem alırken işlemciniz ve ekran kartınızın oyunlarda kaç watt güç tüketeceğine bakmanız gerekiyor. Mesela üst seviye bir sistem topladınız ve o sistem 800 watt güç istiyor oyunlarda. Veya anlık olarak 1000 watt güç istiyor. Oyunlarda 800 watt güç istiyor diyelim ve sen gittin o sistemde 750 wattlık bir power supply kullandın ve o power supply 12 voltluk tek kanaldan 750 wattın 750 wattını da versin. Ama sistem 800 watt istediği için o sistem yanmaz, bozulmaz, kapanmaz, çatlamaz, patlamaz ama güç yetersiz olduğu için sistemde performans kaybı oluşturmaya başlar. Aynı şunun gibi bak bunu şu şekilde düşünebilirsin. Laptoplarda hani daha önce bahsetmiştik. Ekran kartının wattı Düşünce performans düşüyor ya, bahsetmiştik bundan. İşte aynı oranda o ekran kartı o power supply'dan istediği watt'ı çekemezse, o power supply yetersiz gelirse bu sefer ekran kartının da performansı aynı oranda düşmeye başlıyor. Yani sistemde kullanacağınız bileşenlere karşılık power supply'ınızın da bir miktar daha fazla güç üretmesi sistemin garanti bir şekilde çalışması tarafında önemli bir nokta. Mesela bir sistem Oyunlarda 750 watt tüketiyorsa sen ona minimum 1000 wattlık bir power supply alman gerekiyor. Bunlar uç örnekler. Mesela o sistem oyunlarda 300 watt tüketiyorsa o sisteme sen minimum 500 wattlık bir power supply alman gerekiyor. Peki hangi power supply alacağız? Burada önemli olan nokta ise dediğim gibi sisteminde fiyat performans çin işi bir kasa varsa fiyat avantajı çok iyiyse tabii ki de alacaksın kullanacaksın. Bunda bir sıkıntı yok. Ama o power supply'ı da körü körüne bağlanma. Bir piyasa araştırması yap. Kronik problemi var mı yok mu? 80 plus sertifikası var mı? Çünkü 80 plus sertifikası 80 plus 80 plus bronz, 80 plus silver, gold, platinum ve maksimumda da titanium sertifikası bize sağlıyor. Ve burada sertifika arttıkça sistem bileşenlerindeki o kalitede bir miktar çok değil. Ama bir miktar artmaya başlıyor. Çünkü sen standardı biraz yukarı çekeceksin ki buradaki sertifikaları alabil. Ama bunun dışında bizim bakmamız gereken ana unsursa bu power supply'in bileşen kalitesi nasıl? Bak şu an elimde Asus TUF Gaming 1000 wattlık 80 plus gold sertifikalı power supply bulunuyor ve power supply ise ATX 3.0 desteğini bize sağlayabiliyor. Bu ne işe yarıyor? RTX 4080, 4090, 3090 Ti'de gördüğümüz o yeni 16 pinlik ve tek bir kablo üzerinden 600 watt güç sağlayabilen yeni ara birim var ya işte bu power supply üzerinde bu desteği Asus sağlayabiliyor. Ve bu power supply'in bir de şöyle bir iddiası var. Bak bunları da bakabilirsin. Diyor ki globalde 10 yıl garanti sağlayabiliyor. Yani bu ürüne Asus o kadar güveniyor ki elektrik olayının direkt olarak işlendiği bir yerde Asus bu ürüne globalde 10 yıl bir garanti sağlayabiliyor. İşte bu tarz kestirmelerle power supply'ınızın nasıl bir power supply olduğunu anlayabilirsiniz. Ama ilk önce ne yapmanız gerekiyor? Güzelce her şeyi bir araştırmanız lazım. Donanım her şeyi foruma gelebilirsin orada soru sorabilirsin. Ama power supply'ın oluşturmuş olduğu darboğaz konusu önemli. Yani bir sistemde iyi bir ekran kartı kullanmak tek başına iyi bir FPS almanıza olanak sağlamaz. Al almanıza sebep almanıza sebep değildir. Yani bütün bileşenler birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Şimdi gelelim son maddemize. Dostlarım son maddemiz sistemin sıcaklığı. Sistemdeki bileşenlerin sıcaklığı ne kadar artarsa sistemin performansı o kadar düşer. Mesela biz bugün hazır sistemlerde ne yapıyoruz? Sistemde ekstra bir masraf olmasın diye stok soğutucu kullanıyoruz. Mesela Ryzen 5 5600 çok güçlü bir işlemci ve o güçlü işlemciyle sen eğer gider stok soğutucu kullanırsan o işlemci 80 derece 85 dereceye çıkabiliyor. E bu derecelere çıkınca ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer işlemci daha da yukarıya çıkmamak için, daha da fazla ısınmamak için kendi frekansını, kendi gücünü düşürmeye başlıyor. Bu sefer işlemcinin performansından kayıp yaşamış oluyoruz. İşte bir sistemde işlemcinin sıcaklığı çok önemli. Aynı oranda ekran kartının da sıcaklığı önemli. Mesela bugün Asus ürünlerinde Asus Dual serisi, hatta Phoenix serisi ekran kartlarında güncel Asus Phoenix serisi ekran kartlarında bile Asus iyi bir soğutmayı sağlayabiliyor. İyi bir soğutma sağlayabildiği için işlemci kendi veya ekran kartı kendi buz frekanslarına daha rahat çıkabiliyor. Bu sayede o oyunda diğer kartlara oranla birkaç FPS daha fazla FPS alabiliyorsun. Burası önemli. Yani sistemdeki ekran kartının soğutma özellikleri nasıl? Çok fazla ısınıyor mu? Veya bu ekran kartı hangi fan yüküyle bu soğutmayı sağlayabiliyor? Peki ben burada size bir soru soracağım. Ve mutlaka bunun cevabını yorumlarda istiyorum. Gittiniz iki tane sistem aldınız. İki sistemde ekran kartları hariç her şey aynı. Bütün ortam koşulları ama her şeyi aynı. Tamam mı? O sistemde birinde ekran kartı RTX 3060. Bir diğerinde ise ekran kartı RTX 3070. Hemen şu an soruyorum. İki sistemdeki işlemcinin sıcaklığı birbiriyle aynı mı olur? Yoksa iki sistemdeki işlemcinin sıcaklığı birbirinden farklı mı olur? Yorumlarda şu an yazmanızı istiyorum. Bekliyorum. Yazın.

Dostlarım bakın videonun başında söylemiştim. Bir sistemde bir işlemci kullandığınız zaman ekran kartınızın gücü neyse işlemci de o ekran kartını karşılamaya çalışır ve işlemcinin de kullanım değerleri yükselir. O sistemde RTX 3060 kullandığınız zaman işlemcinin sarf edeceği güç farklıdır. RTX 3070, 3080 kullanacağınız zaman da o işlemcinin sarf edeceği güç farklıdır. Yani sistemde ekran kartı ne kadar yükselirse işlemci kullanımı da aynı oranda artar. Çünkü işlemci buradan gelen gücü karşılamaya çalışacaktır ve buradan gelen güç ne kadar yüksekse işlemci de kendini o kadar fazla harap edecek. İşte bu da işlemcinin kullanım değerlerinin yükselmesini ve aynı oranda sıcaklıklarının da artmasına sebep oluşturacak. Tabi ne yapmanız lazım? Bir de sistem bileşenlerinin serin çalışması sistemin performansını arttırıyor ya. Sistemde bir de hava sirkülasyonu çok iyi bir kasa kullanmanız gerekiyor. Ama bir kasa beğendin, ön tarafı tamamıyla kapalı ama çok beğendin. O zaman ne yapman gerekiyor? Kendi içerisinde kendini iyi soğutabilen sistem bileşenleri seçmen gerekiyor. Evet, umarım videom sizlere yararlı olmuştur. Aslında bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Bu gibi kurallar, bu gibi durumlar önemliydi. Bundan sizlere bahsetmeye çalıştığım ilerleyen zamanlarda bu tarz çok daha fazla içerik gelecek. Hatta yakında bir içerik gelecek çok önemli konuşacağız. Hatta bu ekran kartı da onun için.